Güneş meydanı Fırat'ta, yağmurlu, sıcaklık 5 santigrat derece civarındadır. Hepinizin rahat bir yolculuk yaptığını ümit eder. Türk Hava Yolları ve ekibim adına teşekkür ederim. Çekoslovakya, Prag Havaalanı'na. Senin mimarları. Şehrin göbeğinde söylemiştim galiba, tekrar şeyi var, su binası ve milli müze arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi burası Vantislav, Saint Vantislav Cadde Meydanı, küçük göbek ortada. Sağ tarafa bak, solda müze. Sağ tarafa öbür ucundan dar yollara giriyorsunuz. Aynı yönde ki kral bu şehri, yani bu ülkeyi ülke yapan kişi. 1340'lardan Karl, 4. Karl olarak bilinen tabiat müzesi. Evet. Bu şimdi arkasından geçiyoruz aynı binanın. Trafik sebebiyle yollardan. Fakat şehrin dağılımını görmeniz için
arkadaşlar. Tahminim herkes otele 2-5'te benim otelde bitirmek zorundayım. Musavi bölgesindeyiz. Arkadaşlar, 16. yüzyıldan sinagog bu. Şu anda sinagog olarak çalışmıyor. Durağı o ayrı. Sarı orada durmuyor. Müze. Çek Cumhuriyeti, Prag'da Mozart Müzesi. Nice.
Metronomu koymuşlar. Yani zamanın değişkenliğini göstermek için. Yani Stalin'in devri bitti artık. Sadece artık bizi kendi hayatımızı yaşıyoruz diye. Çek Cumhuriyeti, Prag metrosundayız. Bayağı aşağı iniyoruz. Nehrin altından geçeceğiz. Yaprakları mı kurutuyorlarmış, ne yapıyorlar? Kerpetçi otu. Şey halinde kurutuluyor. Tütünler içinde vardır yani, böyle direkt üstünde. 2000 metre. Şu bina nedir? Su büyük oteller onlar yine. Büyük oteller. Tepede de var. Fakat en eski. Atatürk'ün gelip kaldığı pansiyon. Kapısında plaket var. Kemal Atatürk yazıyor. Öğlen yemeğini Grand Puff'ta yiyeceğiz. Otelimiz gözüküyor. Lanet taşı meşhur burada. Dünyaca meşhur Varlavi porselenleri ve ayrıca Bohemia kristalinin üretildiği şehir. Şehir tiyatrosu. Formülün sıra olarak saklanan 12 bitkiden yapılmış likeri meşhur buranın. Bugün Prag'dan Viyana'ya hareket ettik, gidiyoruz. Amcam bir torpil yapsın şu sınırdan kolay değil. Çek birbirine geldik. Buradan Avusturya'ya gelip Viyana'ya gideceğiz. Gelişte kuruyoruz böyle. Mesela yolumuz var. Avusturya'ya girdik.